Teknik sorumlu Aykut Kocaman'ın basın mensuplarıyla yapmış olduğu sohbette kullandığı cümleler açıkçası buradaki gündemi de bir anda değiştirmiş oldu ve pazar gününden bu yana, yani şike soruşturması başladığı günden bu yana ilk kez Fenerbahçe teknik heyetinden bir kişi ve futbolculardan bir kişi, ki Kaptan Alex'in de konuyla ilgili yorumları var, bir anda buranın gündemine oturmuş oldu. Hemen Aykut Kocaman'ın söylediği cümleleri toparlamaya çalışalım. Biz 18'de 17'yi, yani 18 maçta alınan 17 galibiyeti tamamen hakkımızda aldık. Alnımız sonuna kadar açık. İstanbul'da bu tip şeyler konuşulurken futbolcuların akıttığı terede insanların saygı göstermesi lazım ifadelerini kullandı. Soruşturmada ismi geçen, adı geçen maçlara da değindi Aykut Kocaman. Eskişehir Spor maçı konuşuluyor dedi. Skor 2-1 iken Batuhan'ın vurmuş olduğu kafa 84. dakikada direğin içine çarpıp dışarı çıkmasa, içeri girse bu konular konuşulmayacaktı. Buca Spor maçında 60. dakikada Fenerbahçe takımı 3-1 mağluptu. Bu nasıl satın alınan bir maçtır ki? Fenerbahçe'yi kurtaran golü de Guiza attı. Kim Guiza'nın o maçta gol atacağını tahmin edebilirdi ifadelerini kullandı. Sivas Spor maçı ile ilgili Mehmet Yıldız'ın ismi geçiyor dedi. Mehmet Yıldız oyuna girdikten sonra bir asist yaptı. Son 2 dakikada yine en çok koşan, çalışan isimlerden bir tanesiydi ifadelerini kullandı. Ve ardından daha sert cümleler geldi Aykut Kocaman'dan. Eğer pis olan bataklık temizlenecekse 1958 yılına kadar gitmek lazım. Aradan bir takım seçerek bu işin yapılması mümkün değildir. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu elinden almak istiyorlar ama eğer aradan bir takım seçerek bunu yapmak isterlerse, bunu yapmak isteyenlerin kursağında kalır bu iş, böğründe düğümlenir ifadelerini kullandı. Basın mensuplarıyla yaptığı sohbetten yaklaşık bir saat sonra Sarı Lacivertlilerin şu anda izlemiş olduğunuz antrenmanı başladı ve antrenmandan hemen önce futbolcularıyla yapmış olduğu toplantıda yine benzer cümleler kullandı Aykut Kocaman. Kocaman'ın konuşmasının ardından da bu kez Kaptan Alex söz aldı. Hocamızın söylediği her şeye katılıyorum. Biz bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Kalitemizi göstermeye ve çalışmaya devam etmeliyiz. Hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi elimizden geleni yapıp futbolcuların üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım ifadelerini kullandı ve ilk kez teknik heyetten ve futbolculardan da resmi bir açıklama geldi. Şike soruşturmasıyla ilgili hemen bugünün kısaca bir özetini yapalım. Fenerbahçe takımı adına saat 13.45 itibariyle Sarı Lacivertler Samandıra tesislerinden hareket etti. 14.30'da Topuk Yaylası'na ulaştılar. Dia ve Serdar erken dönen isimlerden bir tanesi, biliyorsunuz milli futbolcular ayın 7'si itibariyle kampa katılacaktı. Ama teknik heyetin isteği doğrultusunda yaşanan bu olaylar nedeniyle mümkün olduğu kadar erken takıma katılmaları istenmişti. Volkan, Emre, Gökhan ve Niyank akşam saatlerinde, ilerleyen saatlerde Topuk Yaylası'na ulaşmış olacak ve yarın sabahtan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Caner ve Semih ise Mehmet Topuz'la birlikte çok büyük bir ihtimalle yarın yine Topuk Yaylası'na ulaşmaları bekleniyor. Bu arada hemen belirtelim, yol boyunca da renkli görüntüler vardı Sarı Lacivertliler adına. Sarı Lacivertli kafile Kaynaşlı'ya geldiği zaman 150-200 civarında ellerinde meşale, çok sayıda meşale bulunan Sarı Lacivertli taraftarlar Fenerbahçe kafilesini karşıladı. Teknik sorumlu Aykut Kocaman'a çiçek verdiler. Bir anlamda tüm kafileye moral vermiş oldular. Yine kafilenin yaklaşık 1500 metre süren Kaynaşlı'dan Topuk Yaylası'na kadar olan tırmanışı boyunca da çok sayıda araç konvoy oluşturarak Sarı Lacivertli kafileye eşlik etti. Yine son derece renkli, moral verici kafileye görüntüler vardı. Açıkçası Sarı Lacivertli futbolcuların kampa gelirken, Topuk Yaylası'na gelirken morallerinin çok iyi olduğunu söylemek mümkün değildi doğal olarak yaşanan gelişmelerden ötürü. Ancak antrenman başladıktan sonra özellikle Kaptan Alex'in antrenmanın havasını biraz daha yumuşatmak, ortamı biraz daha neşelendirmek adına bir hayli çaba sarf ettiğini gördük. Şu anda da hemen önümüzde Selçuk Dia ve Daniel Guiza birkaç günlük gecikmeyle çalışmalara başladıkları için bir kondisyon antrenmanı yapıyorlar takımdan ayrı olarak. Yarın veya öbür gün teknik sorumlu Aykut Kocaman'ın geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyip bugün yaptığı açıklamaları biraz daha detaylandırması bekleniyor. Öncelikle bu açıklamanın yarın olacağı söylenmişti ama şu anda gözüken yarın veya öbür gün demek biraz daha doğru olarak görünüyor. Bizim şu anda Topuk Yaylası'ndan aktaracaklarımız bu kadar.